Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala rasulillah El idgamu idram ve aqsamuhu idramın çeşitleri. Vel muda'afu muda'af yelhaquhu ona ilhaq olur. Onun içinde vardır. El idgamu idram. Burada normal konumuz sarftır. Mesela olarak bu muda'af fiillerden bahsederken muda'af fiillerin içinde idram var. İdram olduğu için de e, muda'af fiillerin konusunda idgamı işlemiş oluyoruz. Ve huve idgam nedir? İdgamın tarifini yapıyor. En tüskenel evvele birinci harfi sakin yapmandır. Yani dizleri bir olan iki harften birincisini sakin yapmandır. Ve katmandır o birinci harfi. Fesani ikinci harfe. Ve yüsemmel, ev, ve yüsemmel harful evvelu o idgam edilen harflerden birincisi yani idgama konulan harflerden birincisi mudgamen Mudğam diye isimli Mudğam. müsemanın ikinci mefuldür birinci meful el harfu e, nabi fail olmuştur ve yüsemmel harful evvelu birinci harfi isimlendirilir mudgamen ve sani yani ve yüsemmel sani ikincisi de isimlendirilir mudgamen fihi kendisi içinde idram olunmuş olan mesela burada hazır yazmış olduğum bir tane şema var onun üzerinde yapalım inşallah o M'de de mesela M'de nasıl M'de Birinci dal ne yapıyorsun? Sakinleştiriyorsun yani hareketini kaldırıyorsun. Ne oluyor? M'de oluyor. M'de de. Birinci dal sakin ise harekeli idgam yaptı. Ne oldu? medde oldu. E bu birinci dala ne diyoruz? Mudgam diyoruz. Mudgam. Mudgamın da dersin. Mudgamın de dersin. Mudgamın da de mesela elif okuyup koyup koyabilirsin. Bu irak konusudur. İkinci dala ne diyoruz? Mudgamın fi. Yani katılmış, kendisi içine katılmış. İlave olunmuş, kendisi içine ilave olmuş. Çünkü mesela burada medde fiilini söylerken telaffuz edilen hangi daldır? İkinci daldır. Çünkü ikinci dalın fethesi vardır. Birinci dal sakindir. Birinci dal ona bir nevi tutunmuştur. Onunla beraber telaffuz ediliyor. Ve zelike idgam vacibün vaciptir. Nerede? Fi nehvi bu örneklerden. Yani. Dinahvi gibisinden en ingilizce şu örnekler gibisinde idgam vaciptir diyor. Men gibisinde medde. Mesela medde de vaciptir. Çünkü aslı az önce yaptığımız gibi meddedir. Birinci dali sakin yaptın. Medde de oldu. İdgam yaptın. Medde oldu. Yamuddu. Aslı nedir? Yemdududur. Yemdudu. Mesela yazalım. Yemdudu. Aynı zaten sahih fillere bildiğimiz fillere benzeterek asıllarını buluyoruz. Yem Yemdudu du. Yem dudu. kural odur. Eğer idram yapacağımız harflerden birincisi harekeli olursa. Bakacağız. önceki harf eğer sakin ise onun harekesini önceki harfe vereceğiz. Eğer önceki harfta harekeli ise hareke, birinci, dalın, birinci harfin harekesini has Mesela az önce medede de yaptığımız gibi mesela medede bu birinci dal harekeliydi bunun harekesini mime vermiyoruz. Niye? Çünkü mim zaten harekelidir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Dalın harekesini kaldırıyoruz. Medde oluyor. Ama burada yem dudu da nasıldır? Daldan yani birinci daldan önceki harf mim nedir? Sakindir. Dolayısıyla dalın harekesini ne yapıyoruz? Sakin olan mime aktarıyoruz. Ne oluyor? Yem oluyor. Yem oldu birinci dal sakin ikincisi harekeli idgam vacip. birinci dal ikinciye kattık ne oldu yemuttu oldu yemuttu oldu bundan sonra söyleyeceğimiz tüm fiillere de aynı şekildedir eğer bir önceki harf harekeli ise birinci idgam olunacak harfin harekesini kaldırıp ikinciye idgam ediyorsun Yo, eğer sakinse bir önceki harfe ilave ediyorsunuz. Evet. Ve a'adda. A'adda de idgam. Vacibdir. A'adda aslındadır. A'adda de. Ne gibi? Ekreme. A'adda de. Birinci dalın harekesini ayna verdik. Ne oldu? A'adda de oldu. İdgam yaptı. Birinci dal ikincisi de. A'adda oldu. Yu'iddu. Nedir aslı? Yu'didu. Yu'didu. Birinci dal harekesi estedir. Ne yapıyoruz? Birinci harfe ayna veriyoruz. Ne oluyor? yu'id du oluyor. İlgama yaptık. Yu'id oldu. Ve kad de nedir? in de Birinci daldan önceki harf hareketli olduğu için hareket aktarılması olmuyor. Direkt dali harekesini kaldırıyorsun. Dalın harekesini kaldırıyorsun. oluyor? i̇n de oluyor. İn-ka-de-de. yaptık. i̇n ka de oldu. yen ka Mesela nedir? Aslı yen di dudur e, Kafın harekesi olduğu için dalın kezesini kaldırdık. Ne oldu? yen ka du yaptık. yen ka oldu. Bütün bunlar Aynı şekilde yapabilirsiniz. İ'tedde, i'teddu. İşte ma'a bu abındadır. İ'tedede, i'tedidun. İsvedde, isvedede, yesvedidu. İhmerere, yehmeridu. İsvadde, de yesvaddu, yesvadidu. Gene idgam yoluna giriyoruz. Ne yapıyoruz? Hareke kaldırılıyor ve idgam yapılıyor. İsteadde, nedir aslı? İsteadede. Darın herkesine ayna verdik. Ne oldu? de oldu. İdram yaptık. de oldu. Yesta'idu nedir aslı? Yestaadidudur. Darın kesesini ayna verdik. Yesta'idu oldu. İddali dalda idram ettik. Yestaid oldu. İtme enne. ne gibidir? İtme nene. İtme nene. Hemze sakindir. Birinci dünün herkesini hemze verdik. Ne oldu? İtme ne oldu? İdram yaptık. İtme enne oldu. Bunlar siz... Yazı olarak da yapsanız daha güzel anlaşılır olacak. Yatme innu ne gibi? Yatme ninu. Yatme ninu şeklindedir. Yağrancı bu. Birinci nunun e, harikasını hemzeyle dedik. Yatme innu oldu. İdgam yaptık. Yatme innu oldu. Ve temadde. Temadde aslında nedir? dede. De. Ne gibi? Tebaade. Birinci dan harekesini kaldırdık. Temadede oldu. İdgam yaptık. Temadde oldu. Tabi geç iltihaz şeklinde oldu. Ama haddi üzerinde Çünkü birinci harfi metdir İkincisi mudgandır ifham olunmuş olan harftir. Yatama du asladır. Yatama dedu. Yatama adu gibi. Yatama du Birinci zaman hareketini kaldırdık. Yatama dedu oldu. Birinci daha da ikinci idgam ettik. Ne oldu? Yatama du oldu. Yatama du İdgam yap. Yatama du olacak. Ve kezalike aynı şekilde idgam vaciptir yani hazil afal bu az önce okuduğumuz fiiller iza beneytaha sen bina yaptığın zaman o fiilleri lil mefuli meçhul için yani binayı meçhul yapsan gene idgam vaciptir misal nahu mudde yumerdu mesela mudde mudide mudide birinci dan hareketini kaldırdık ne oldu müdü de oldu idgam yaptık mudde oldu yumerdu mesela nedir aslı yum dedudur yuh e, mesela yun saru gibi mesela yun saru yumde du ee, nasıl yaptık? Birinci dalın harekesini yüme verdik. Yümed du İdgam yaptık. Yümed du oldu. Ve keza aynı şekilde idgam vaciptir. Yani bu bahsettiğimiz fiiller gibidir. Nezai ruhu bu fiillerin benzeri olan fiiller. Onlara da idgam vaciptir. Daha idgam nerede vaciptir? Ve meddin Med kelimesi mastar olarak ele aldığınız zaman o da zaten idgama hazır bir durum vardır. Çünkü as nedir? Med dindir. Med din, med, med -din. Bunlar son harekenin son harfin harekesi midir? İrap konusu olduğu için farklı farklı üç hareket okunabilir. Şimdi burada birinci dal sakin ikisi harekeli idgam vacip. Direkt idgam yaptık. Ne oldu? Meddün oldu. Burada da idgam vaciptir. Ve kezalike aynı şekilde önceki fiiller gibi idgam vaciptir. İzzet tasala bitiştiği zaman bil fiili fiil yani mudaaf olan fiile bitişirse elifu damiri damir olan elif tesniyelere gelen elif evvavuhu ve zamir bu da nedir? Cem zeker. İster vayb ister muhatap elif keza. İster vayb ister muhatap olsun. ya uhu ya da ya zamir kime mesela müfretmenes muhataba yasıdır. Fiile bitişirse gene nedir? İlgam vaciptir. Misal ne bu? Mudda, muddu, muddi. Bu üç fiilde olduğu gibi. Mesela mudda, misal olarak, emre emri hazır olarak alsaq nedir? Um, du, da şeklinde geliyor. nasıl yapıyoruz? E, i̇lgam yoluna giderken. Burada yazalım inşallah. Daha güzel anlaşılsın. tem du da neden geliyor mesela? Tem du da ni tem du, da ni Yani bu emri hazır yaparken yani iki tane asıl oluyor. Aslı garip, aslı bait dediğimiz iki asıl. Burada mesela asli bait üzerine yapalım. E, yapınca ne yapıyoruz? muzarat harfini kaldırıyoruz. Muzarat harfinden sonraki harf eğer sakin ise emze vası getiriyoruz. Eğer anifil damal ise onun için damal yapıyoruz. Eğer hareketli ise zaten devam edip gidiyoruz. Burada sakin olduğu için tayı kaldırdığımız zaman ne getiriyoruz? Başa hemze vası süre getirmemiz gerekir. Tabii ki anifilin damasından dolayı da damaliyoruz. Ümdü, um, ümdü, um, da, emir hazır yaparken onu da düşürüyoruz. Ne oluyor? Ümdü um, da oluyor. Ümdü um, da şeklinde oldu. Şimdi burada idvam yapalım. Nasıl olacak? Ümdü um, da. Dalın harekesini mime vereceğiz. Ne olacak? Umud da olacak. Ümüd da. Mood da. Birinci dal sakin değil mi? Edgan vacip bu zorun çünkü birinci dal sakin ikisi oldu olduğu zaman cinsel anlamın ki haftan bir sakin ikisi harekeli olduğu zaman her zaman edgan yapmak vaciptir. Her zaman diyoruz da bazı istisnaları vardır falan. Onlar da ileride gelir mesela ilhak olan fiillerde falan. Ee, mesela burada birinci dal ikincisinden idgam yapınca ne olacak? Ümit da olacak. Ömürde. Şimdi bu hemzeyi için getirmiştik? Sakinle başlanılmayacağından dolayı getirmiştik. E burada hemzeden sonra hemze varsa meşhur sonra tabii ki hani filden dolayı da mel yapmıştık. O ayrı mevzu. Hemzeden sonraki harf harekeli olduğu için biz hemzeye diyoruz ki senin de işin bitti. Seni gönderiyoruz. Ne oluyor? Mutta oluyor. Mutta. Yani mutta emre hazırdır Tesnim. müzeker, muhatap, ve muhatap. Bu az önce yapmış olduğumuz asli bayit uzak asıl. Bir de yakın asıldan yapalım. Çünkü temüdani de neticede e, idram yaptığımız zaman ne oluyor? Temüdani oluyordu. Ne de yapmıştık zaten. Temüdani. Temudani'de buradan biri hazır. Çünkü emri hazır müfrad müzeker, muhatap sıgasından başlanarak altı sıgadan yapılır yani. Tensuru, tensurani, tensuruna, tensurine, tensurani, tensuna. Ten Bunlardan yapılıyordu. Şimdi bu de emri hazır yapalım. Nasıl yapacağız? Te'yi kaldıracağız. Zaten hazır baktığınızda e, mimin harekesini görüyoruz, değil mi? Eee harfin harfini hasf ettiğini hasf ettikten sonra bakıyoruz. Eğer sonraki gelen harfin hareketi varsa hemzenin getirilmesine gerek yok. Dolayısıyla Temuddani'de direkt tayı kaldırdığınız zaman ne oluyor? Müdda. Tabi emri hazır olduğu için onu da düşürüyoruz. Ne oluyor? Müdda oluyor. Bu şekilde oluyor. Yani daha bu asli garip diyor, yakın asıl. Ama bu asli bayit yani. İlal e, şey falan idran yaptıktan sonraki e, durumu Gözüne aldığınız zaman çünkü mesela aslı idgamsız halidir. Temdudani, temzurani. temsura nasıl emri hazır yapıyoruz? Bundan aynısını yapıyoruz. Yani ama neticede idgam olduğu için hareke kayması oluyor. Geriye hareke gidiyor. Hareke gidince de sonuçta ümüda oluyor. Halbuki mesela sarı gibi olsaydı sura olacaktı. Hareke aktarması olmuyor ama idgam yapılması için birinci harfin hareketini geri verince haliyle hemzeden suraki harf harekelendiği için hemzeyi de hasf ediyoruz. Ama idgam olduktan sonra mesela temdudani'den sen temdani yaptıktan sonra mesela temdudani şey yapsan idgam yapsan ne olacak? Temdudani olacak. Temdudani'den emri hazır yaparsa yaparsan zaten haliyle e, kısa bir yol olmuş olur. Çünkü te'yi kaldırıyorsun, mimle devam ediyorsun. E, sonunda da nunu düşürüyorsun. Ne oluyor? Mutta oluyor. Yani emri hazır mütte Muttu, müdde, müddi üçü de gelebilir müfret müzeker muhatap için. Daha farklı şekilleri de var. Onları da inşallah tala işleyeceğiz. Mudda, tesniye, muddu, cemzeker, muddi, müfret mühennes muhataba. Mudda, tekrar tesniye, mühennes muhataba. Ümdüdne, cemenes muhatap. Ümdüdne, ümdüne, ümüdüne, müdüne. Bu şekilde gelebiliyor. Evet. Evet. <laughs> mesela nehu mudda, muddu. Muddu da aynı mudda gibi yapabilirsiniz. Mesela müddi. Yani bu mutayı öğrenebilirsiniz. Diğerini de öğrenebilirsiniz. Mesela müddi. E, diyelim ki onu yapalım. Belki biz müddi nasıl olacak? Müddi e nereden geliyor? Temuddi e nereden geliyor? Temuddi ne müfretme? menes? muhataba. Te Ne? Yani asli garip üzerine mesela idgamını yapalım. Emri hazırını yapalım. zaten mudgam idgam zaten yapılmıştır yani burada birinci dal. Mudgam ikinci dal mudgam fiildir. Bu da emri hazır yapsak asli qarib üzerine ne olacak? tek kaldıracağız. E, mim hareketli olduğu için devam edeceğiz. Ama sonda da ne vardır? Nuni i'rab vardır. Mesela tam mesela nesne olduğu için efali 5 dediğimiz fiillerdendir ve sondaki nun yarab alametidir, rafa nunladır, nasıl ve cezme nunun düşmesiyledir. T'yi kaldır, nunu da düşür, ne olacak? Müddi olacak. Müddi olacak. Çünkü kaldırdık, mümle devam ettik, nunu da düşürdük çünkü nedir? Nunu yarabdır ne oldu? Mütti şeklinde oldu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en yulumi, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.